Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Biz bu sümme ile ilgili sümmenin üç şeye delalet ettiğini, tertip, evet, bir de teşrik ve mühlet ve üçünde de ihtilafın olduğunu söylemişti. Şimdi tertibe geldi. Yani sümme sıralamaya matuf ile matuf aleyhi arasında bir sıralamanın olduğuna delalet eder mi etmez mi? Fekavmun şiptidaiyya nahvilerden bir grup bundan muhalefet etmişler. Demişler sümme tertibe delalet etmez. Temessuken bi kavlihi ta'ala, bunu ileri sürenler de şu ayeti celileyi delil göstermişler. Huvellezî halakakum min nefsin vâhidetin ve ce'ale minhâ zevcehâ. Evet. Huvellezî halakakum sümme ce'ale minhâ zevcehâ. O sümme olması lazım arkadaşlar. Vav yanlıştır. Ayetim bunlar niye böyle yazmış? Allah Allah. Evet. Şimdi bu iki bir yerde huvellezî halakakum men nefsin vâhidetin thumma ce'ale minhâ zevcehâ Zümer suresinde geçiyor. Orada tabi huvellezî yok. Kalakakum min nefsin vahideten sümme ce'ale minha. Diğer ayette huvellezî kalakakum min nefsin vahideten ve ce'ale minha zevce Araf suresinde geçiyor. Tabi katip sehven bunu yapmış. Yani Zümer ayetini yazacağına Araf ayetini yazmış. Yani burada istişhad bize şahit olan kalakakum min nefsin vahideten ثم جعل منها زوجها. Zümer 6. ayet. Allah sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ثم جعل منها زوجها. Sonra ondan neyi? Esmini yarattı. Şimdi burada ثم atıf harfi. جعل خلقها معطوف. Dolayısıyla معطوف جعل معطوف عليه خلقها. İşte burada tertip yok. Yani matuf, matuf aleyhinden sonra değildir. Yani Adem Aleyhisselam'ın eşinin yaratılması bizim yani insanların Adem'den yaratılmasından öncedir. Dolayısıyla burada tertip yok. Yani o Süman'ın tertibe delalet etmediğini söyleyenler bu ayeti gösteriyorlar. Bir, bir de şu ayet وَبَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيلٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْتَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَا اِمَّهِ. Burada da aynı şey. Allah Celle Celaluhu insanın yaratılışını çamurdan başlattı. Sonra onun neslini yani insan neslini zürriyetle sülale yani zürriyetini neslini min sülaletin onun neslini bir sülaleden. Sülale burada Allahu Alem özdür. O özden mimma inmehin. O hakir görülen bir sudan. Burada da yine ce'ale neslehu matuf felakal insanı matuf aleyhi yine matuf matuf aleyhiden sonra değil. İnsanın yaratılışı efendime söyleyeyim nasıldır? Öncedir. Ha yok. O değil de ثُمَّ سَوَّاهُ نَفَقْ فِيهِ مِنْ رُوحِ. İstişad mahalli orasıdır. سَوَّاهُ نَفَقْ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Sonra onu tesviye etti. Yani o nefsi وَنَفَقْ فِيهِ مِنْ رُوحِ ve ruhunu ona üfürdü. Evet. İşte burada ثُمَّ سَوَّاهُ ile halakal insan arasında, şey, ce'alenessuhu arasında
bir tertip yok. Secde suresinde geçiyor. Evet. Diğeri de, diğer ayet, yani istişhad gösterdi, şahit gösterdi. Diğer ayet, ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. İşte bu Allah sizi, size bunu tavsiye etti ki takvali olasınız. ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Sonra Musa Aleyhisselam'a kitabı verdik. Şimdi Allah'ın bize olan tavsiyesi Musa'nın kitabından sonradır. Yani Musa'ya kitap verilmesinden sonradır. Dolayısıyla burada da tertip yok. Evet. Peki. وَقَوْلُ الشَّعَرِ. Şairin şu sözünden de. Yani sümmenin tertibe delalet ettiğini söyleyenler hem Kur'an-ı Azimüşşan'dan 3 ayet delil gösterdi hem de şu şairin şu sözü. İnne men sâde thumme sâde ebu thumme kad sâde kable zâlike ceddu. İnne men sâde. Seyyid olanlar, yani efendi olanlar, toplumda büyük bir önemli bir yerde olanlar. Hümme sâde ebu. Sonra babası efendi olanlar. E kişinin siyadeti babasının siyadetinden öncedir, sonradır. Hümme kad sâde kable zâlike ceddu. Sonra ondan önce de dedesi seyit olanlar. Yani normalde önce dedesi seyit olur. Sonra baba, sonra oğul. Ama burada tam tersi. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki sümme tertibe delalet etmiyor diyor o grup nakviler. Yalnız bu yaygın bir görüş değil. Cumhur bu görüşte değil. Zaten onun için şimdi İbn-i Hişam rahimahullah onlara cevap diyor. Vel cevap anil ayetil ula. Birinci ayette Zümer suresinde geçen ayette Zümer 6. ayette min hamseti avcuhun beş yönüyle ona cevap veririz. Nedir onlar? Bir, adu ennel atf ala nefsin mahzuf ala mahzuf. Burada atfın mahzuf bir şey üzerinde olduğu. Ey min nefsin vahidetin enşe'e thümme ce'ale minha zevcah. İşte bu ceala enşe'nin üzerine atıftır. Yani Allah o nefsi, yani halakakum min nefsin vahide, orada bir tabi yerindeyse noktalı virgül koyuyoruz. Orada cümle bitiyor. Yeni bir cümle başlıyor. Enşe'ha thümme ce'ale minha zevcah. O nefsi inşa etti, yani Adem'i, sonra ondan eşini yarattı. Adem Aleyhisselam'ın inşası da Zeus'tan öncedir. Dolayısıyla tertip var. Bu bir vecihe. İki, ennel atfı ala vahidetin ala te'vilâ bir şeydi, ama bu biraz zorlama bir cevaptır. Yani halakakum min nefsin vahidetin, o vahidet bu fiil anlamındadır. Ve sümme ceale minâ zevcâ onun üzerine atıftır. Alâ te'vîlâ bil fe'li. Ey min nefsim ve tevahadet ey infaradet. Yani bir nefsten yarattı ki o nefis önce yalnızdı. İnfaradet yani önce. Yani Adem Aleyhisselam yalnızdı. Sümme ceale minâ zevcâ. Sonra eşini ondan yarattı. Bu da bir. Ama dediğim gibi bu biraz zorlamadır genelde. Yani fiilin isim üzerine atlı bir de ismin efendime söyleyeyim fiille tevhili biraz tekellüf var burada. Tarihte üçüncü cevap enne zürriyete uhricet min zahri Adem Aleyhisselam kezzerri thumme hulikat havva'u min kusayrahu. İnsanlık nesli Adem Aleyhisselam'ın sırtında şey gibi,
darı taneleri gibi ver. Darı, aslında darı da değil. Hatta bu hani güneş ışınları sabah güneş doğunca eve giren o ışınların içerisinde baktığında böyle küçük böyle parçacıklar oynaşıyor. Ha, onlar gibi Adem Aleyhisselam'ın neslini onun sulbünden çıkardı. Sonra hümme hulikat hava min kusayirahu. Sonra Havva annemiz de Efendimiz'in onun alt küçük kaburgasından yapıldı. Evet. Kusayirah küçük kaburga. Dolayısıyla buna göre eğer böyle şey yaparsak yine ümmet tertibe delalet eder. Evet. Çünkü halakakum min nefsin vahide. Siz yani önce demek ki oradan çıkardı sonra eşliği. Bu da bir Arabi dördüncü cevap. Ne halk Havva min Adem Aleyhisselam. Havva'nın Adem Aleyhisselam'dan yaratılması. Lemma lem tecri adetun bimislihi. Yani normalde insanların alışık olduğu adette böyle bir şey olmayınca ci'e sümme getirildi. İçin ilanın biterci bi terattübihi ve terahihi fil i'cabi ve zuhuril yani tertib zamani ve terahihi. Yani buradaki sümme tabi bu mana geliyor. Yani bazen sümme hüküm itibariyle olan tertibe değil, derecelenme itibariyle olan tertibe delalet eder. Derecelenme. Mesela İbn-i Malik Rahimullah Elfiyesinde vesmun ve fe'lun sümme harfun il kelim. Bak bu beytte sümme harfun isim ve fiile atfedilmiş. Ve hüküm nedir burada? Görünürde kelime olmalarıdır. Kelime olmalarında yani isim, fiil ve harfin kelime olmalarında bir sıralama yok. Üçü de kelime olmuştur. Yani birisi önce kelime sonra diğeri kelime olmamış. Kurucu onları birlikte kurmuş ve kelime olmuş. Dolayısıyla burada sümme hükümdeki tertibe delalet etmiyor. Neye delalet ediyor? Derecelendirmedeki tertip. Yani harfin kelimedeki derecelendirme değil, harfin fonksiyonu olarak. Derecesi isim ve fiilin derecesinden sonradır. Niye? Çünkü kelimelerin kuruluşundan gaye cümle oluşturmaktır. Cümle oluşturmada isim hem müsned hem müsnedu ileyhi oluyor. Fiil de müsned oluyor. Ama harf ne müsned ne müsnedu ileyhi olmuyor. Yani ne köy oluyor ne kasaba. Dolayısıyla derece olarak harfin mertebesinin onların mertebesinin altında olduğunu göstermek için sümme kullanılmış. Dolayısıyla bu sümme hükümdeki tertip değil, derecelendirmedeki tertibe delalet ediyor. Burada da aynı şey. Yani ama tabii farklı açıdan. Diyor ki Havva Adem Aleyhisselam'dan Havva'nın yaratılışı normalde insanların alışık olduğu adet itibariyle ilginçse, ilginç olduğuna göre yani böyle bir adet Allah Celle Celaluhu yani biz insanları yaratıp biz gözlerimizi hayata açtığımızda bir kadının erkekten yaratılmasını hiç görmedik. Doğru mu? Bir kadının erkekten. Hatta onun için bugünkü modernistler ve onların şeyine takılanlar efendime söyleyeyim bu manadaki hadisi inkar ediyorlar. Reddediyorlar. Efendim nasıl Havva Adem'den yaratılmış. Halbuki bu çok aptalca bir
duruştur. Çünkü Allah'ı Celle Celaluhu, Adem'i aleyhisselam, çamurdan yaratabilen Allah, Allah'ı da onun kemiğinden yazması kolaydır. Ve illa o yaratılışta bugünkü biyoloji ilminin, tıp ilminin kanunlarını uygulamak durumunda da değildi Allah Celle Celaluhu. Belki onun kemiğinden bir madde alınmış ve o maddeden Allah aleyhisselam annemiz yaratılmıştır. Yani netice itibariyle Allah innemâ emruhu beynil kâfi ve nûn. Emri kâf ve nûn arasında. Oldu değil mi? Kün dedi mi? Yekûn. Oluyor. Oldu değil mi? Oluyor. Yani dolayısıyla yani onu Allah'ın kudretini göz önüne aldığımızda bunu inkar etmenin veya bugünkü bilimsel izahlarla buna yaklaşmak aptallıktır. Doğru. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun kudreti hep bizim alışık olduğumuz ilmi kanunlara göre değil ki. Çünkü zaten kanunları Kur'an kendisidir. Öyle değil mi? Yani sebepleri Kur'an Allah değil mi? Ve bunun için yani istediği zaman sebepleri kaldırır ve bunun için biz sebepler esbab-ı adi diyoruz. Ehl-i sünnet hocam adı. Yani ne demek esbab-ı adi? Yani Allah'ın adetidir. O sebep olunca o sebebi yaratır. Ama bazen Allah'ın adeti onu kaldırıyor. Allah yani bazen o adetini kaldırıyor. Terk ediyor. İnsanlar bazen adetlerini terk etmiyorlar. Allah da Celle Celaluhu bazen adetini terk ediyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmaması. Ateş yakıcı. Ve insanda yanıcı madde. Ama Allah Celle Celaluhu o adetini kaldırdı ve İbrahim ateşte yanmadı. Dolayısıyla kanunları koyan, tıp kanunlarıdır, yok biyoloji kanunlarıdır, yok bilmem veterinerlik kanunlarıdır. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu kanunlardır. Allah dilediği zaman o kanunları kaldırır. Dolayısıyla hadis sahih ise ki bildiğim kadarıyla sahihtir. Yani geç senedine bakmadım. Allah Celle Celaluhu Resulullah bunu söylemişse doğrudur. Yani Allah Celle Celaluhu Havva annemizi Adem Aleyhisselam kaburgasından o insanların bugün alışık olduğu kanunu kaldırarak yarattı. İşte İbn-i Hüşam'ın söylemek istediği Allah'ın bu yaratılışta yani bu yaratılış fiili Havva'yı Adem'in kaburgasından yaratması adete göre ilginç bir şeydir. Farklı bir şeydir. Onun için sümme getirildi ki ilanın belki bize bildirilsin bir terattübihi ve terakihi fil i'acabi ve zuhuril kudreti. Yani i'acab ilginçlikte ve ilahi kudretin zuhurunda bu Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratılması ondan farklıdır. Hangisi farklı? Yani farklı, bu biraz daha ilginçtir. Değil mi? O yönüyle farklı. Dolayısıyla ümmet burada literahir rutbeti sıranın yani sıra derecelenmenin farklı olduğunu. Tabi o derecenin farklı oluşu İlla zayıfın güçlü üzerine atfını gerektirmiyor. Tersi de oluyor. Burada mesela Adem Aleyhisselam, Havva Aleyhisselam annemizin kaburgadan yaratılması bizim algımıza göre daha ilginç. Onun için o derecelenmeyi göstermek üzere getirmişti. Ama bu çok zekice bir cevaptır. Evet. Lâci tertib-i zamani ve tarihi. Yani hükümdeki zaman matuf ile matuf aleyhideki hükümün zamanı açısından bir tertip için değil ve terahi zamanın terahisi için değil. Bu lâ tertibi
Zamanı orayı iyi anlayın. Yani zamanın tertibi derken yani matuf ve matuf aleyhi hükmü alırken sümme o matuf ve matuf aleyhi hükmü alırken aralarında bir zaman farkını için değildir. Normalde genelde onun için kullanılıyor ama bazen derece farkı için kullanılıyor. Zaman farkı için değil. Kısacası bu. Olmadı mı? Yahudilerin iddia ettiği ilk önce topraktan yaratılan bir kadın olduğu, daha sonra Havvanemizin yaratıldığını söylüyorlar. Ne diyorlar? İlk önce topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam bir eşi vardı. Ama ona itaat etmeyince daha sonradan Havvanemizi O İsrail'i bilgidir. Kur'an tabi Kur'an desteklemiyor onu. Dolayısıyla bu tür İsrail'i bilgiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bir ölçü koymuş. Yani ne doğrulayın %100 ne de yalanlayın. Yani elimizde sahih bir o yönde bir bilgi olmayınca bizim sahih iki bilgi kaynağımız var. Tabi şey olarak mesmuat olarak bir kitap sahih sünnet. Bunlar olmadıktan sonra bizim Müslümanlar olarak bilgi kaynağımız nedir? Duyulardır. Yani bunlardan sonra duyulardır ve efendime söyleyeyim şey haberi sağlık zaten bunlardır. Yani dolayısıyla o konuda elimizde bir şey olmayınca biz onu ne %100 reddederiz ne de %100 kabul ederiz. Ama şu vakiadır. Tevrat'taki bilgilerle insan eli çok uğraşmış. Dolayısıyla bir güvenilirliği fazla yok. Çünkü çok tahrife uğramıştır. El-Hamisu, beşinci cevap, enne sümme li tertibil ihbari, haber vermenin sıralamasıdır. Yani önce insanların tek nefisten yarattığını haber verdi, sonra neyi haber verdi? Adem, Havva annemizin yaratılışını haber verdi. Lâli tertibil hükmî. Var mı örneği? Mesela ve enne yuka şöyle denilir Arap lisanında. Belegani ma sanatel yevme. Senin bugün yaptığın haberi bana ulaştı. Sümme ma sanate emsi acabu. Sonra senin dün yaptığın yani sonra o da bana haber geldi. Bak, şimdi şöyle diyor. Yani normal cümlenin zahirine göre senin bugün yaptığın bana ulaştı. Sonra senin dün yaptığın daha ilginç. Yani burada zahirde zannediliyor ki sünnet tertip içinde. Çünkü diyor senin bugün yaptığın bana ulaştı. Sonra senin dün yaptığın daha ilginç. Dün yaptığı bugünden öncedir. Sünnet orada zaman tertibi içinde. İhbar tertibi içinde. Yani sonra bana bu haber geldi ki sen dün yaptığın ya ilginç. Burada da öyle. Tabi burada da biraz zorlama var. Ama yani Allah Celle Celaluhu insanları tek nefisten yarattığını önce haber verdi. Sonra da bu Adem Aleyhisselam'ın eşinin yaratıldığı haberini verdi. وَالْاَجْوِبَةُ السَّابِقَةُ en tamamen elde cevap. Bak o da tekellüflü olduğuna işaret ediyor. Diyor bu beşinci cevaptan önceki dört cevap bu cevaptan daha yararlıdır. Yani bu son cevap tekellüflüdür. لِأَنَّا تُصَحُّ التَّرْتِيبَ وَالْمُهْلَةَ çünkü o dört cevap hem buradaki sümmenin tertibe delaletini açıklıyor. Hem mühlete yani hem tertip hem mühlet ki bu ikisi sümmenin manasıdır. İkisine de cevap oluyor. Ama bu hâzâ yusahhihu't tertîbe fakat. Bu sadece tertibe cevap oluyor. Neden? Mühlet yok mu? Yok diyor. Çünkü ihlâ terâhî beynel ihbâreyn.
Çünkü iki ihbar arasında terakki yok ki mühlette. Bundan anlaşılsın. Velakinnel cevabel ahire. Ancak son cevap bu. Yani daha umumi şekilde kullanılabilir. Niye? لأنه يصح أن يجاب به عن الآية الأخيرة والبيت. Çünkü bu son cevap. Yani bu sümmenin yaratma hükmü itibariyle tertibe delalet etmediğini, belki ihbar itibariyle tertibe delalet ettiği cevabı son ayet geçmişti ya. Efendime söyleyeyim bakalım. Son ayet şu. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. Ona da cevap veriyor. Yani şöyle, önce Allah'ın müminlere tavsiyesi haber veriliyor. Sonra Musa Aleyhisselam'a kitabın verildiği haber veriliyor. Hem ona cevap veriyor, oluyor. Hem de inne men sâde thümme sâde ebu thümme sâde cedduhu beytine de sümme kad sâde kable zâike cedduh o beyte de cevap olabiliyor. Onun için bu son cevap daha kullanımlıdır diyor. Vel beytu hem evet. Vel beytu. وَقَدْ اُجِبَ عَنِ الْآيَةِ ثَانِيَةِ اَيْضًا Bu ikinci yani Sa'd suresinde geçen cevap ayete ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَقَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ O ona şu cevap da verilmiş. لِأَنَّ سَوَّاهُ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاُولَى لَثَّانِيَةِ Bu sevvahu ikinci yani hani ayet şu diye efendim onu da yine خلق وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روح وسواه جعل نسله نزلنا عطفته يا خلق الإنسان نزلنا عطفته طبي öyle عطف düşünseniz haliyle bunu yapıyor tertibe ve mühlete delalet etmiş oluyor evet Peki. Ve Ezeb İbn-i Usfur. İbn-i Usfur da Cumhur'un tarafına geçerek o sümmenin tertip ve mühlete delalet etmediğini söyleyenler hani beyti delil göstermişlerdi ya inne men sâde thumme sâde ebu thumme kad sâde kıble zâlike ceddu o beyti İbn-i Asfur buna şu cevabı vermiş. بِأَنَّ الْمُجَرَّدَ بِأَنَّ الْمُرَادَ maksat اَنَّ الْجَدَّ اَتَاهُ السُّعْدَدُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأَبَ مِنْ قِبَلِ الْإِبْنِ diyor şu maksat. Yani diyor dedenin şerefi dedi yani büyüklüğü şerefi oğlumdan yani babadan bu şimdi baba dedi belki İnne men sâde thümme sâde ebu thümme kad sâde cedduhu kabla zâk. Orada o ceddin siyadeti kendi oğlu. Kendi oğlu burada önce men sâde ebu dedi. Onun babası. Yani burada üç kişi var. Dede, baba, torun. Ve diyor ki İbn Osur, cevabı da zekice bir cevaptır. Diyor dede şerefini kendi oğlundan almış. Oğul da şerefini kendi oğlundan yani dedenin torunundan almış. Dolayısıyla yani düşünün bir örneğin Gazali Rahimullah. Gazali'nin ilim şerefi babasına da şeref olmuş, dedesine de şeref olmuştur. Dolayısıyla o yönüyle tertip ve mühlet vardır. Olabilir. Var mı örneği diyor Kemal Kale İbn Rumi başka bir şair şöyle diyor. Kalu Ebu Stakri min Şeybane kultu lehum kella le amri ve la kelmenu Şeybanu
Bana dediler ki Abu Sakır Ebn-i Rumi meşhur bir şairdir. Bu beytin geçtiği 243 şey 34'lük bir beyittir. İsmail bin Bülbül bu Mu'temedu Billah Abbasi halifesine vezir olunca bu Ebn-i Rumi onu şey yapıyor. Ne diyor? Övüyor. Ve diyor ki Karu Abu Sakr'ın şeybana kultu lehum. Bana dediler ki Abu Sakr şeyban kabilesindendir. Kultu lehum. Onlara dedim ki kella hayır asla la amri kasemi yani benim hayatım kasemim olsun yani hayatıma yemin ederim ki Abu Sakr şeybandan değil ya velâken minhu şeyban. Şeyban ondan. Yani şeyban onunla şeref kazanmış. O şeybandan olmakla şeref kazanmamış. Dediği o. Ve kem ebin kad alâ bibnin zura hasebi kema alet bi rasûlillâhi adnânu. Bak ne güzel. Ve kem ebin. O kem nasıl bir kemdir? Kem-i haberiyedir. Nice babalar. Yani nice babalar dediğimiz baba, dede, böyle. Kadala Bibi'nin oğluyla yükseliyor. Nereye yükseliyor? Zura hasebin. Zura zirvetin çoğuludur. Yani hasebin güzel ahlaklılığının, faziletin burada fazilet kastediliyor. Faziletin en tepe noktasına nice babalar oğullarıyla o faziletin en tepe noktasına ulaşabilmiştir. Ne gibi? Ma'alet bir Rasulillahi adnanu. Yani nasıl ki Resulullah'ın dedeleri ta Adnan. Adnan Resulullah'ın 21. dedesidir. Yani Resulullah'la kim? Adnan'a kadar olan bütün babalar, dedeler 21 tane onlar Resulullah'la şeref kazandıkları gibi güzel söylemiş Emin Urumi. O bitti. Ve ammel mühletu. Mühlete gelince yani bu efendime söyleyeyim arkadaşlar bu sümme mühlete delalet eder mi etmez mi? Fezamil ferra ferra biliyorsunuz 2 Hicri 207'de vefat etmiş. İlk dönem Kufenah Ekolü'nün duayenlerindendir. Kitai'nin Ekolü'ndendir. İşte o iddia ediyor ki enna tetehellefu bazen sümmeden geride kalıyor. Yani bazen sümme mühlete delalet etmiyor. Tehellef dediği o. Nereden biliyorsun? Bir delili kavlike. Çünkü şu mesela acebeni ma sanat el yevme sümme ma sanat emsi acebu. Demin de bu geçmişti. Tabi İbn-i Hişam onu farklı tevil etmişti. İhbara yorumlamıştı. Mesela diyoruz. Siz diyorsun acebeni ma sanat el yevme. Senin bugün yaptığın bana hoşuna gitti. Sümme ma sanat emsi acebu. Sonra senin dün yaptığın ne ilginçti. Ha, o diyor ki Allah li enne sümme fi zâlike sümme burada li tertibil ihbari halbuki ve la terâhî beynel ihbâreyni iki ihbarın arasında da terâhî yok. Yani o da sümmenin hani İbn-i Şam'ın dediği gibi terâhî ihbari için olduğunu söylüyor. Ancak iki ihbar arasında bir zaman aralığı olmayınca demek ki sümme mühlete delalet etmiyor. Ve ve ceale minhu İbn-i Malik. Müteahhir nahvilerden İbn-i Malik. İbn-i Malik'in vefatı kaçtı? 776. 672 İbn-i Malik, 676 İmam Nevevi.
Bir daha söyle. 672 İbn Malik, 676'da İmam Nevevi. Tersini söyledi. Sanki İbn Malik Nevevi'den sonradır. Yani 674 Nevevi, İbn Malik 676. Evet. Evet. İşte müteahhir nahvilerden İbn Malik sümme ateyna Musa'l kitabeyi bu kabilden şey yapmış. Yani burada da sümme ihbar içindir. Belki ihbar arasında da tertip yoktur demişti. وَقَدْ مَرَّ الْبَحْسُ فِذَٰلِكَ bununla ilgili bahs geçmişti. 72 İbn Malik, 76 İbn Malik. Öyle mi? Hı. Tamam. Eyvallah. 672 İbn Malik, 676 İmam Nevevi. Tabi İmam Nevevi İbn Malik'in öğrencisi olduğunu biliyorduk. Ama İbn Malik tabi şey İmam Nevevi genç yaşta vefat etti biliyorsunuz. 54 yaşlarında falan. Veya yani çok genç vefat etti. Ben ondan öyle zihnimde kalmıştım. İbn Malik varaculun minel kirami andına Elfiye'nin beytini yazdığı zaman onun, İmam Nevevi onun misafiriymiş. O işareten öyle demiş. Vallahir evet enne vakiatun mevki'al zahir olan burada sümme fa yerine geçmiştir. Yani ne demek? Mühlet yok. Sadece tertip. Dolayısıyla sümme fa yerine mühletsiz tertibe delalet ediyor diyor. Yani İbn-i Şam bu görüşü tercih etti. Fi kavli şu beytte kehezzir rudeyni tahtel icac celafil enabi bi sümmet talab diyor. Şey sarsmak şey böyle sallamak kehezzir rudeyni diyor bir şeyin kılıç şey daha doğrusu mızrak yani o Rudeyne'ye mensup olan mızrak sallandığı gibi neyin altında? Tahtel acaç toz dumanın altında sallandığı gibi. Cerafil enabibi o sallanma önce mızrağın enabib, umbubun çoğulu boğumlar. Hani o boğumlu şeylerden, ağaçlardan yapıldığı için ona enabib, o boğumlar ne deniyor? Yani işte diyor o önce sallantı veya sallanma önce boğumlarından aktı. Yani onlara sirayet etti. Sümmattara. Sonra harekete geçti. Tümüyle harekete geçti. İşte burada diyor, İzlehezzu çünkü o Rudeyni'nin sallanması metacara fi erabi bir rumhi o mızrağın ümbüklerinde cari olduğu zaman hemen yuakibuli ıttirabı hemen mızrağın tamamının hareketi onu takip ediyor. Ve lem yeterâhe anhu. Ve ondan geriye kalmıyor. Yani dolayısıyla İbn-i Hişam Rahimullah burada sümme nasıl ki bu beytte fe yerinde kullanılmış yani tertibe delalet ediyor. Mühlet yok. Dolayısıyla geçen şeyde de sümme âteyne Musa'l kitabe de tertibe delalet ediyor. Mühlet yok. Tabii. Dolayısıyla yani bu açıklamalarla İbn-i Hişam yani Ferra'nın fazla haksız olmadığını ancak Ferra'ya şunu dememiz lazım demek istiyorum. Yani sizin bu beyt, bu ayet dediğiniz sümme mühlete delalet etmiyor dediğiniz doğru. Ona katılıyoruz. Ama bu sünnenin
mühlete delalet etmediğine delil teşkil etmez. Niye? Çünkü buralarda sümme failine kullanılmıştır. Ki başka beytte de kehezzirrudeyniyi tahtel acac celafil enabibi sümmattara bu beytte de sümme failine kullanılmıştır. Orada da öyle. Dolayısıyla bu sümmenin hiç veya mühlete delalet etmediğine delil olmaz. Arkadaşlar bugünkü modern Arapçada umbub boru anlamında kullanılır. O aklınızda olsun. Mesela enabibul gaz, gaz boruları. Enabibul nuft, petrol boruları. Yani umbub petrol anlamındadır. Evet. Umbub boru anlamında modern dönemde. Evet. Ben şeye bakıyorum burada duralım mı diye. Herhalde burada duralım. Değil mi Şeyh? O meselede duralım. Maşallah İbn-i Hüşşem böyle birbirinden bağlıyor.